95 Radyo Gol'de doğru tektir. Tümuz ile devam ediyor. Az ve sonra... oyuna kimi alıyoruz? Oyuna golcü, golcü geldi. Golcü, golcü Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane golcülerinden Semih Şentürk. Hala genç, hala golcü. Hoş geldin Semih Şentürk. Hoş bulduk Levent abi. İyi yayınlar diliyorum. Seni bu saatte kaldırabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Radyo Gol ekibi olarak ne mutlu bize. Seni kaldırdık ve ben de seni şu anda cezalandırıyorum ve telefonu kapatıyorum. Sağ olasın. Nasılsın Semih, iyi misin? 90 artılarında girmeyi çok severim. Ya. Semih. Geçtiğimiz hafta çok büyük yayına katılacaktın ama büyük bir mazeretin vardı. Neden? Anne ile evet, hasret de, giderdin. Onun da buradan ellerini öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Onların da buradan selam var. Hala aleykümselam. Hala beraber misiniz? Evet, beraberiz. Ona rağmen kalkman çok güzel. Çok sağ olasın. Ellerinden öperim onun. Yola çıkacaktım. Sağ olasın. İstanbul'a doğru. Semih, geçtiğiniz hafta aslında milli takımı konuşacaktık seninle. Çünkü sen o zaferlerin, çok önemli zaferlerin altında imzası olan Türk futbolunun büyük golcülerinden, büyük sporcularından bir tanesisin. Ama milli takım gündemimiz artık bitti. Gelelim diğer sevdalı olduğun renklere, Fenerbahçe'ye gelelim. Nasıl değerlendiriyorsun bu sezon Fenerbahçe'yi? Çünkü biz seninle sezon başı da çok kez konuşmuştuk. Ve dediklerin aşağı yukarı %80'i de doğru oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok önemli bir maça çıkacak ya, Fenerbahçe Malatya karşısında. Öncelikle Levent abi, geçen hafta tabii bağlamadım. Buradan senin adına herkesten özür dilerim. Estağfurullah. Yani geçen hafta da bağlantıydım. Milli takım maçındaydım zaten. Son İzlanda maçında. Hı hı. Ya burada milli takımı zaten biliyorsun hep beraber arkamızdayız. Her zaman yılın 2020'ye gittikleri için tebrik ediyorum en başta Şenol Güneş olmak üzere bütün oyuncuları. İnşallah o 2002 ve bizim yaşadığımız 2008'den sonra inşallah 2020'de o duyguları tekrar yaşarız. İnşallah. Ama o kadro bir daha gelmez be Semih be. O kadro, o jenerasyon. Bak, bu jenerasyonu da çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum ama şimdi o jenerasyon çok başkaydı be Semih. Yani şimdiki kardeşlerimi de çok seviyorum. Bak, hepsini çok seviyorum. Hocamızı da çok seviyorum. O ayrı bir şey. Yani tabii futbol da değişiyor ama o jenerasyon çok başkaydı. Yani bambaşka duygular yaşattınız. Yani hele Almanya maçında takımın yarısından çoğu cezalı ve sakat, ona rağmen o mücadele. Ya, tabii o zamanki kadro da çok farklıydı ya, dediğin gibi yani. Bir daha gelmez diyorsun ama inşallah gelir yani. Bu kadroyu da çok beğeniyorum. Yeni nesili çok beğeniyorum. Çoğu Avrupa'da oynadığı için de çok tecrübeliler. İşte o jenerasyon gibi gençleri yetiştireceğinize de inanıyorum. Bunu da biliyorum. Yani, bunu da biliyorum. İnşallah o gelişmelerimiz olur milli takımımız adına, sizin adınıza, sen olsun, senin jenerasyonundaki Tuncay olsun, Serdar Kulbilge olsun, bu kardeşlerim Nihat Kahveci olsun. Nihat Kahveci olsun inşallah. Yani her zaman biliyorsunuz zaten, her zaman seninle konuşuruz, her zaman görev alırız şartsız koşulsuz. İnşallah. Görevi hazırız inşallah yani, bakalım. İnşallah. Biz de haber bekliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun Semih Fenerbahçe'ni? Fenerbahçe tabii ki yani sezon başında da konuşuyorduk yani bir Emre'den sonra farklı bir havaya girdiler. Ama Emre, siz de biliyorsun, çok farklı oynuyorlar. Bunun sebebi nedir Semih? Efendim? Sebebi nedir sence? Yani sebebi belki tam anlamıyla iyi bir kadro, çok iyi bir kadro kurulamadı. Yani maçları da izliyordum, Instagram'dan olsun, televizyondan olsun. Yani bir iğme yakalayamadılar yani. Mesela eksik yönleri neresi sence takımın? Yani takımın mesela eksik yönleri, ya keşke şuraya daha bir hamle yapsaydık, daha başka bir hamle yapsaydık dediğin bölgeler var mı Semih? Takımda Emre ve Emre'siz diye ben hep izliyorum maçları. Emre ile daha çok agresif, daha çok ofansif, daha çok coşkulu, daha çok öne oynayan bir takım var. Geçen maç, son maç Kasımpaşa maçında da Tuncay, ben, Emre beraber izledik maçı. Hepimiz çok kızdık mesela yani. Loja'da beraber izledik. Felaket kızdık yani. Çok yani topu öne taşıyamayan bir Vedat Muriç önde bir şeyler yapmaya, savaşmaya çalışıyor. Yani ne bileyim ben
öyle bir izlenim aldım yani. Emre ve Emre'siz bir takım gördüm. Eski takımlarından bir tanesi daha dün Galatasaray'ın 41 maçlık serisine son verdi Semih. O camiayı da çok yakından takip ediyorsun ve iyi biliyorsun o camianın dinamitlerini. Çok yakınsın. Geçtiğimiz sezon olsun ondan evvel. Yani çok iyi aramayı hocayla da evet. Her zaman görüşüyoruz. Tabii. Yani onlar da bir geçiş dönemi yaşıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun Başakşehir'i Türkiye'de ve Avrupa'da? Yani ben şu an hem Fenerbahçe olsun hem Galatasaray olsun hem Beşiktaş olsun. Bunu her zaman her yerde de söylüyorum. Yani şu an kadro kalitesi itibariyle şu an ligin en iyi kadrosu Başakşehir'de. Ben Fenerbahçe'nin maçına da gittim. Galatasaray maçlarına da gittim. Beşiktaş maçlarına da gittim. Hem televizyondan hem sattım izliyorum. Başakşehir'in son 3 maçına da gittim. Dünkü hariç. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın bençine bakıyorsun. Başakşehir'in bençine bakıyorsun. Yani evet. Fark Robin ediyor değil mi? Evet Robin. Bir de herhalde Okan'ın bir sihiri var o konuda. Mesela Robinho gibi, Dembaba gibi oyuncular da ego olur değil mi? Dünya starı bunlar. Mesela oyuna giriyorlar 80'de 85'te en ufak bir böyle şey atmak yok. Ne bileyim trip atmak yok. Ya, Okan Hoca'nın da tabii ki yani bununla bir çok önemli katkısı var. Onu yani sonuçta onları idare edebiliyor. Yani Robinho'dur, Dembaba'dır, Arda. Yani şu an dediğin gibi yani 80'de 85'te oyuna giriyor. Hiç öyle bir aile ortamını yaratmış orada. Evet. İşte biliyorsun yani bu birlik beraberlik, aile ortamı, arkadaşlık. Yani hoca futbolcu değil de abi kardeş ilişkisi olduğunu hissediyorum yani Başakşehir'de. Semih mesela şimdi tabii ki mutlaka çok özlüyorsundur da. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadın, büyük goller attın, çok değerli goller attın ve çok önemli isimlerle oynadın. Çok efsane isimlerle oynadın. Keza sen de o Fenerbahçe'nin efsane evlatlarından bir tanesin. Altyapısından yetişen, Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden, yüzler kulübünü aşmış bir çok değerli bir oyuncusun. En unutamadığın sezon, en çok özlediğin sezon hangisi? Biliyorsun Atan abi, benim gol yani sonradan yedekten girip gol kralı olduğum sezon zaten 2007-2008 sezonu. Evet. Çıkış yaptığım sezon. Ondan sonra da zaten Avrupa şampiyonuna gidip orada milli maçta yani 5 maçta 3 gol attığım sezon yani. Şimdi Semih bir de şunu sormak istiyorum. Alex'le oynamak, şimdi desem sana Alex diyeceksin tabii ki. Alex'le oynamak tabii ki çok özel, çok güzel bir duygu senin için. Çünkü muhteşem bir ikiliydiniz. Ama Alex'in haricinde mesela böyle, ya iyi ki de bununla oynadığım dediğin 3-4 isim sayarsan, Fenerbahçe'de olsun ya da diğer takımlarda böyle 3-4 önemli isim kimlerdir? Ya Alex'ten sana Emre'dir. Ben Türk oyuncusu olarak yani profesyonel kariyerime 99'da başladım. 2018'in sonunda emekliliğe ayrıldım. Yani Türk futbolcusu olarak gelmiş geçmiş en iyi futbolcu benim için Emre Belözoğlu'dur oynadığım dönemde. Ondan sonra Tuncay'la biliyorsun. Tuncay benim abimdir. Tuncay'la hem arkadaş hem dostumdur. Evet. Hem onunla birlikte oynadığım için şanslıyımdır. Üçüncü bir isim de kimi sayarım? Çok oyuncu var ya abi. Tabii çok var. Yani. Kimlerle oynamadın ki ya? Bir Maradona değil mi? Bir Maradona ile oynamadın. Bir onu es geçtin. Ona şey yapamadın, yetişemedin yani tam. Işte Zico ile bile yani hem hoca olduk hem sahada oynadık yani beraber maç. Ya ne kadar güzel bir gurur ya. Peki Semih, şimdi Türk futbolunu değerlendirdiğin zaman zaten görüşlerini açık açık söyledin. İşte Başakşehir'in çıkışını söyledin. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakışını söyledin. Peki genel olarak mesela şu anda bir altyapı projeniz var. Eski dostlar, eski kardeşler, eski takım arkadaşları olarak. Böyle bir beklentiniz var. Böyle bir hizmet etmek istiyorsunuz. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz Türk futbolunu? Çünkü hepiniz oralardan geldiğiniz için oraların sorunlarını çok iyi biliyorsunuz. Dedim yani daha önce de konuşuyorduk Yunus abi. Yani Türk futbolunun en önemli eksiği zaten altyapıdan oyuncunun yetişememesi veya yetişip bir şekilde yani ben Meri gibi mesela ben Meri ile Fenerbahçe'de kadroçu kaldığım zaman Meri U19'da oynuyordu. O kadar yetenekliydi ki ben idmanlarda bile falan Meri ile konuşuyordum yani o kadar yetenekli oyuncu falan. Ondan sonra Meri'yi profesyonel yapmayıp
Bir baktım Portekiz daha açtı gözünü. Aynen, çocuk voleybolu bir şekilde altyapıdan kaçabiliyor. Böyle oyuncuları tutabilmek yani. Şimdi mesela dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin altyapısında Gökhan Bozkaya dışında bir tane eski futbolcu yok. Evet. Bakıyorsun Galatasaray'ın altyapısı. Hoca olarak bunu da belirtelim. Gökhan şu anda altyapıda, Gökhan Bozkaya. U19 takımının hocası. Evet. Ya şimdi bakıyorsun Galatasaray'da bütün eski futbolcular, oraya hizmet etmiş oyuncular. Hepsi altyapıda. Hepsi orada. Beşiktaş'a bakıyorsun herkes, yani eski futbolcular. Ozan Köprülü dahil, Serdar Toprakçı da dahil. Hepsi orada. Oradan yetişmiş, altyapıda. Evet. Orada bir şekilde görev alıyorlar. Bunun için de zaten biz tabii ki Ali Başkan'ın da haberi var. Biz hem Tunca olsun, ben olsun, Serdar olsun, Marco Aureli olsun, her zaman İzmir'de yani bir şekil var. Söylediğiniz bir sözler var. Şartsız koşulsuz her zaman hizmete hazırız. Evet. Ama Fenerbahçe'de bu olmasa bile, yani kısa vadede olmasa bile bir milli takım gelişmesi var sizler adına. İnşallah orası da olduğu zaman. Ben çünkü sizin gibi kardeşlerimin bu işi ne kadar istediğini, ne kadar şartsız koşulsuz istediğini, hizmet etmek istediğinizi çok yakinen bildiğim için ben her yerde bunu dile getiriyorum Semih. Yani kendi yaptığım programlarda, yazılarımda, söylemlerimde. Çünkü neden? O kadar da takip ediyorum seni. Çünkü neden? Çok teşekkür ederim. Çünkü neden? Sizler neler katabileceğinizi, o şeyi biliyorum. Ama ona işte fırsat verilmesi lazım. Siz gibi kardeşlerime daha çok fırsat verilmesi lazım. Yani direkt böyle alıp Süper Lig takımı emanet edilmese dahi altyapıda neler yapabileceğinizi insanların bilmesi lazım. Bence vizyon budur. Mesela Fenerbahçe'miz için vizyon, bu çok önemli bir vizyon olur. Mesela ben bakıyorum Fenerbahçe altyapısında, örnek verdin. Gökhan var altyapımızdan yetişen. Başka da Gökhan gibi birisi yok. Beden eğitimi, hiçbirini küçümsemek istemiyorum ama Fenerbahçe'nin mesela orada altyapıda bir Tuncay olsa, bir Semih olsa, bir Marco olsa, bir Serdar olsa, bir Serhat olsa, genç futbolcuların bakışları, ailelerin bakışları Fenerbahçe altyapısına çok daha başka olur diye çok düşünüyorum. Çok farklı olmaz mı yani? Kesinlikle. Ya bu yüzden zaten... Yani her zaman her yerde söylüyorum ama dediğim gibi hani şu an tabii ki biliyorsun ülkemizde hep haftalık, günlük başarı olduğu için. Evet. Ali Başkan da geçen sene takımla ilgili sıkıntılar yaşadı. Şu an belki tek hedef şampiyonluk, ona da hak veriyorum ama sonuçta biz dediğim gibi her zaman, her saniye, her an şu an görev alırız yani bir şekilde. Allah nasip ederse de hem Fenerbahçe olsun hem milli takımlar olsun dediğin gibi altyapılarda bir şekilde. İnşallah ikisinden bir tanesi kesinlikle olacak. Çünkü ben gibi düşünen spor kamuoyunda olsun. Spor kamuoyunda ben Fenerbahçeli büyüklerimle de konuşuyorum, Fenerbahçe yönetimindeki. Onlarla da bu konuyu konuştuğum zaman onlar da bana hak veriyorlar. Ben kısa zamanda böyle bir gelişme olacağına inanıyorum. İnşallah da olur. Çünkü onların da bu işe çok sıcak baktıklarını, onların da ama şu anda dediğin gibi işte bir şampiyonluk yarışı var. Tamamen bütün camia 7'den 77'ye oraya konsantre olduğu için ama sezon sonunda başkanın ve yönetim kurulunun böyle bir karar alacağına, böyle bir yola gideceğine, siz olursunuz başkaları olur ama böyle bir yolun gideceğine inanıyorum. Onu çünkü buna sıcak olan bir başkan ve yönetim kurulu var. Bu da Fenerbahçeliler açısından bence bir avantaj. Aynen, biz de zaten hep onu konuşuyoruz. Yani Tuncay olsun, ben, Serdar, Marco, geçen beraber Serkan Balcı bizdeydi. Yani Rüştü abi, Ogün abi, Ogün Temizkanoğlu. Evet. Yani bizim yer yaptık bir yeni nesile şans verilmesini gerektiğini düşünüyorum Levent abi. Yani bir yeni neslin artık kesinlikle son, atıyorum 2005'ten sonra, 2002'den sonra atıyorum, bu yeni neslin artık bir şekilde görev almasını, yeni nesil oyuncuların en son bizleri tanıdığı için bir şekilde daha iyi uyum sağlayacağını düşündüğümüz için yani bir şekilde bu işe girdik. Gittik, kurslarımızı bitirdik. Artık
bir şekilde de görev bekliyoruz. İnşallah kendi camianızda, inşallah kendi camianızda kısa zaman sonra ben böyle bir atağın, böyle bir atılımın, böyle bir vizyonun olacağına inanıyorum. İnşallah o olacak. Semih'ciğim çok teşekkür ediyorum sana. Ben renk kattın, onur verdin, şeref verdin. Lütfen rica ediyorum salı günü kaçma. Şu bir senedir estiğin, kükrediğin basketbol maçımızı yapalım. İnşallah abi, bekliyorum. Ama o maçı da videoya çekmek istiyorum. Bir şekilde de. Birbirimize avans yok. Birbirimize avans yok. Kim kazanırsa helal olsun diyeceğiz. Ama şunu net olarak söylüyorum. Farklı yeneceğim seni yani. Yani. Gülmemden anlattınız. Peki. Salı günü görüşürüz. Çok teşekkürler. Salı günü önce oturuyoruz, kahvemizi, sohbetimizi ediyoruz. Ondan sonra sahaya gidiyoruz. Şimdi tamam, senin şansına tamam. Karmar yağar. Orada da yırtarsın sen. Tamam, yok abi, karmar yağmaz. O zaman golcüye çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. İyi hafta sonları evet, diliyoruz. Çok selamlar yengeme. İyi yolculuklar. Yerlerime, anneme, herkese çok selamlar. Herkese selamlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere Semih'im benim. İyiyim, çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol.